Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni karakter olan Kiana ile oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Şunu baştan belirteyim. Karakteri ön yargılı kesinlikle yaklaşmayın. Çünkü karakter çok kuvvetli. Kırılgan ama kuvvetli. Ben ilk oynadıktan sonra karakteri aşırı derecede beğendim. Hatta aşık oldum. Fırsat buldukça da oynamaya devam edeceğim karakteri. Yetenek kitinden bahsedeyim. Ve ondan öncesinde birkaç bilgi vereyim. Şöyle double yeteneğimize başlayalım. Karakterimizin bir AD karakter, bir suikastçı olduğunu unutmayın. Çok mobil, fazlasıyla mobilitesi var. Size istediğiniz verimi verebilen bir karakter. Ana oyun olarak da elektrik ver tercihinde bulundum. Alternatif olarak da yenilmez rünüyle girebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunun haricinde yetenek kitine gelecek olursak karakterimiz elementlerden güç alıyor. Bir elementi üzerinize aldığınızda herhangi bir şekilde siz bir yetenek kullanmadan gitmiyor. Tabi elementi üzerinizden atabilmeniz için de sadece Q yeteneği kullanabiliyorsunuz. Ondan da bahsedeceğim. Pasiften bahsederim. Sizin üzerinizde bir element varken hem saldırı hızı kazanıyorsunuz hem de ilk otomatik vuruşunuz rakibe ilave hasar veriyor. Fakat Q yeteneğinizle birlikte elementlerinize ekstra özellikler katabiliyorsunuz. Mesela şu an bir su elementi aldık. Çalı elementi ve kaya elementi var. Su elementi verken suyun içerisinde yürürken hareket hızı kazanıyorsunuz. Kaya verken dağlara, kayalıklara yakınken hareket hızı kazanıyorsunuz. Çalı verken de çalılardan hareket hızı kazanıyorsunuz. Benim burada su almamın sebebi 2 level olduktan sonra şu kuşlarda Q yeteneğimden bu elementin gücünden faydalanabilmek. Nasıl bir gücü olduğunu da göstereceğim. Pasifler hakkında söyleyeceklerim, yani şimdilik aklıma gelenler bu kadar. Pasifinizde vururken dediğim gibi ilave hasar veriyorsunuz. Tabi üzerinizde element olması lazım dediğim gibi. Elementsizken vurursanız hiçbir şekilde ilave hasar ve saldırı hızı kazanamıyorsunuz. Şöyle peşinden de Q yeteneğimi açacağım. Şimdi Q yeteneğinin nasıl işlediğini sizlere göstereceğim. Bastım Q'yu, gördüğünüz gibi sersemlettik. Bu işte aldığımız buz elementine faydası. Şimdi kaya elementi aldım, fırlattım. Rakibi %50'nin altında canı olanlara ilave hasar vermenizi sağlıyor kaya elementi. Bunun yanı sıra şöyle Q'mu bir daha kullanayım. W kullanınca gördüğünüz gibi otomatikman sıfırlanıyor Q'nuz. Kaya elementi dediğim gibi %50'nin altındakilere ilave hasar vermenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra çalı elementi de şu gördüğümüz menzil boyunca bir alan açıyor. O alan içinde görünmez oluyorsunuz ve ilave saldırı hızı kazanıyorsunuz. Pardon, hareket hızı kazanıyorsunuz. Bir otomatik vuruş yapar yapmaz o etki kayboluyor. O yüzden ona göre oynamanız lazım. W yeteneği fullemeyeceğiz. İlk olarak Q yeteneği fulleyeceğiz. Çünkü ana hasar kaynağımız bizim Q'muz. W'nuz gelmeden Q'nuzu kullanmayın. Çünkü üzerinizden element gittikten sonra karakterin etkisini kaybedebilirsiniz. Bu da sizin için risk olabilir. Mesela burada Q'muz bize hareket hızı veren bir alan açacak çalının içinden geçtiğimiz için, ama şu an benim işime yarayan kısmı o değil. Benim işime yarayan kısmı burada kayalık kısmı. Şuradan hemen kayamızı alalım. %50'nin altında canı olduğu için ilave hasar vurduk. Bot lane'de sıkıntı yok gibi duruyor. Karşı ormanda Kayn var. Bizi yakalarsa çok rahat cezalandırabilir. E yeteneğim herhangi bir rakibin üzerine atılmamı sağlıyor. Ama tek olayı bu üzerine atılmak değil tabii ki. Üzerine atılırken eğer Q'nuzu da kullanırsanız E ile atladığınız kişiye otomatikman gidiyor Q'nuz. Bu da karakterin en opsiyonel yanlarından biri. En beğendiğim yanlarından biri. Çok güçlü yapabiliyorsunuz. Bu arada rakip orta koridorda da Ornn varmış. Ben ona bir baskına gideyim. Hemen elementimi aldım. Buz elementi baskın atarken rakibi sersemletmemi sağlayacak. Benim için büyük bir kolaylık. Çok güzel. Tertemiz. Lissandra'nın burada kurduğu baskı, rakibi poklaması, dürtmesi benim işimi kolaylaştırdı. O adam da topside'daymış. Camel sıçra atmış. Bota herhalde bir şeyler deneyemem. Şimdi Sandra'mız base atacak. Ultiden de geldiğinde bahsedeyim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Ultiniz her zaman aynı etkiyi yaratıyor. Şu hat boyunca vuruyorsunuz. Bir disengage yeteneği. Yani sizin üzerinize atlamak isteyen, içeri girmek isteyen şampiyonlar varsa onları durdurabilmeniz adına harika bir yetenek. Bu arada pasifinizi bir kere vurduktan sonra rakibin üzerine şöyle bir işaret çıkıyor. Bu işaret aktifken E'nize basarsanız otomatikman rakibin arkasına düşüyorsunuz. Onu unutmayın. Tamam, base atıp mid'e geleceğim ben de. Bu arada bizim Lucian'ımız Challenger'mış. Şunların yerini de değiştirelim. İlk etapta çarp eşyası değil. Burada dişli kamayı tamamladım. Çok daha güç patlaması yakalayabilmemiz için iyi. Direkt tek atabileceğiz rakibe. Bu arada base'den çıkarken de otomatik kaya elementi veriyor bize. Bu da dağlara, duvarlara falan yakınken, yapılara yakınken hareket hızı kazandırıyor. İşte bakın, Taliyah'la aynı etki, aynı mantık. Topside'a yaklaşmam lazım bu arada. Çok sıktılar o çocuğu.
Kemal bu arada. Aa, kafa kafayız o adamla. Geliyorum abi ben de. Rahat oyna. Tamam bu arkadaşı sersem ettik. Skor geldi. Tertemiz bir skor daha. Ah, potumu basamadım. Ha, Q'sunu güzel kullandı. Burada aslında birazcık şov yapmış oldum. Hiç gerek yoktu. Arkada ama Camel skoru falan alınması güzel oldu. Sinder 6 level olsaydı o çocuğu kesebilirdi. Neyse, dert değil. Kırmızı çarpı eşyamı tamamladım. Pink ward'umu aldım. Hemen gideyim. Karakter çok hareketli. Dediğim gibi W'nuzu güzel kullanırsanız yeteneğinizi sıfırlayabiliyorsunuz. Q yeteneğinizi ve peş peşe yetenek kullanıp rakibi bir anda böyle ters köşe yapabiliyorsunuz. Aslında Yampiri yengece kesip şu şekilde üst ormana dönsem daha iyi olur. Orm bu arada çok çabuk 6 level olmuş. Tabi üzerinde teleport olmasının büyük bir avantajı var. Bizim orta koridorumuz birazcık farmda geride. İnşallah toparlar. Şunu keselim. Gördüğünüz gibi saldırı hızı falan anında kesiyor. O yüzden elemensiz dolaşmamak lazım. Burada da Vision'ımızın olması iyi oldu. Rakip bot 20 CS gerideler. Bizim bot fazlasıyla üstün. Sen bir gel. Bu arada W'nuzla yapıların üzerinden de atlayabiliyorsunuz. Onu o şekilde de kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Botside ben baskın atmak istiyorum da zor gibi ya şu an. Bakın mesela buradan direkt tak diye. Kısa duvarlardan rahat bir şekilde atlıyor karakter. Uzun duvarları denemeyin. Iskaladığınız zaman üzülürsünüz. Ultinizi kullanırken de duvarlara yakın kullanın. Duvar boyunca etki ediyor ultiniz. Bütün duvar boyunca. Şu duvardan başlıyor. Bütün duvarın her yeri boyunca vuruyor. Ve rakibi de geri püskürttüğü için çok daha efektif olabiliyorsunuz. Oy. Sıkıntı ama. O adam o kadar rahat skor alırsa. İyi, top lane'imiz 1v1'de kestiyse güzel. Ben bunu zorlar mıyım? Kayn bizim red'e King Ward mu bıraktı? Onun buraya yakınlaşması benim işime gelecek ama işime gelmeyecek ama. Hemen şu arkadaşı keselim. Allah'tan top lane'im buraya yardıma geldi. Şimdi ben de 6 levelim. Botumuz güzel kazanıyor ama dikkat etmeleri lazım botun. Şurada var ya tam. İnşallah Infernal almıyorlardır. Ben top'a baskın atmak istiyorum. Burada görünürde bir vision'ımız yok maalesef. O yüzden ninja geleceğim şuradan. Buzul elementini aldığım için baskın attığımda garanti sonuç alma ihtimalim de var. Ultim de var. Kemal'a burada bir sürpriz yapmak istiyorum. Atlarsa bizim elemanın üstüne. Hadi Kemal dene. Niye denemiyor adam? Çok güzel. Yapmamız gereken olay buydu. Ultimle de birlikte geri teptirdim ya adamı. Daha kolay oldu her şey. Tamamdır. Şimdi burada rakip orta koridora bir şeyler yapar mıyız? Çok büyük direnci var. Sindir o adama vuramaz. Outside'a gitmem lazım. Ben bir base atsam mı acaba? Geldim, geldim. Yavaşlatabilsek. Tamam, gidemeyeceğiz üstüne. Kayn bize gelebilir. Bu adam üzerime koşmaya çalışıyor. Kayn benim mavimi çalmış bu arada.
İnşallah kurtlarımda Vision'ı yoktur. Ölmezsin değil mi Sahindiracım? Onun ultisi gelirse çünkü öleceksin gibi, ben de bot lane'e koşacağım. Yani Sahindiracı şu an gelsem de bir şey yapamayacağız. Geldim abi. Geldim geldim geldim. Süpersin. Infernal'a gitsek mi? Infernal'ı bence alırız bizimkilerle. Oy 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 oy. Buraya koşmaya çalışacağım. Kaçabilirsin inşallah. Abi ciddi misin sen ya? Çok kötü bir engage yap, disengage yaptım. Yani adamları orada hasar veririm diye düşündüm ama çok boş bir alanda kullandığım için yeteneği, ultimi, ikisini de kesme fırsatım varken ikisini de kesemedim. Kötü oldu. Flash'ımızdan olduk. Neyse, sağlık olsun. Şu arkadaşları bir keselim. Benim birazcık jungle dönmem lazım. Kayn'da bu arada Mordi'yi avlamış orada. Ardından da bir kayıcılarıma gideyim. İkinci olarak E fulliyorum. W fullememin mantığı yok. Dediğim gibi bana bir katkısı yok en azından şimdilik. Kayn'da 3-2-2, yani beni görse o Kayn beni mahveder. Canımı okur yani. Ornn'a herhalde bir ben bir Lucian kesebiliriz. Başka kimse kesemez. Buradalar. Alamet mi almaya çalışacaklar? Şu an benim kafamı çökerlerse beni keserler. Syndra'nın dikkat etmesi lazım. Ona da yakın olabilirler. Ama yüksek ihtimalle alametteler ya. Alameti almaları çünkü çok daha kolay. Geldim, geldim. Keselim bunu. Yetmiyor ki. Hasar yemiyor yani adamlar. Ah, şaka yapıyorsun. Ah, ultim böyle milimle adamın yanından geçti ya. Değseydi çok güzel olurdu. Bot lane'e gidemez zaten o adam. Ultisi yok. 6 skor katkısıyla oynuyorum ama çok az. Çok az. Neyse, Allah'tan bot side kazanıyor. Beni mutlu eden tek koridor orası. Alabileceğim birçok skorun olduğu pozisyonu kendi ellerimle kaçırdım. Bu arada benim mavi güçlendirmemi de alıyor olabilir o adam. Bak 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 burada. Şöyle basalım. Karşıma çıkacak herhalde Kayn. Gitmiş. Şu an Kayn'ın üzerinde alamet olduğunu unutmamak lazım. Bot lane'in kazanmasını avantaja çevirmemiz lazım. Ve benim birazcık daha bir şeyler çıkartmam gerekiyor sağdan soldan. Hemen şunu bir keselim. Onu çok kuvvetli ya. Değişken miğfer almış. Syndra ona cevap veremiyor ama takımdaki tek gücü zaten o. O yüzden sıkıntı yok. Ben de jungle'ımı dönmeye devam edeyim. Alameti nereye kullanacak acaba o adamlar? 'Ta bir baskın atmam lazım. Şurada Vision var bunun. Infernal'ı verdik. Bu arada kusura bakmayın, elektrikli süpürge çalışıyor. Bayağı bir ses yapacaktır. Şimdi dağlara kayalara yakın olduğumuz için ilave hareket hızı kazanıyoruz ama şurayı temizlersen ben oraya baskına gelirim.
Hep birlikte mitteler. Biz bence bunları keseriz. Ben şuradan buz elementimi alayım. Yumi uzak pozisyona. Geldim abi. Adamın kayısı önüme geçti. Şunu kesebilir miyiz? Çok güzel. Direkt karşınıza çıkan kayayı parçalamanızı sağlıyor ultiniz ama yani orada amacım kayayı parçalamaktan ziyade şey yapmaktı. İkisini birden sersemletebilmekti. Şurayı temizledik. Morde'ye gidemeyeceğim. En azından şimdilik. Morde zaten bir 10 CS geride. Bu adamlar büyü direnci kasıyor. Güzel. Ben şöyle birazcık daha jungle döneyim. Sen bir gel. Ya Syndra için en azından side lane'leri pushlama imkanı. Rahat rahat koridorları pushlasın. Birazcık minyon alsın. Zaten kule vermedik. Yani bu iyi bir haber. Syndra da rahat edecektir. Bu arada benim üzerimde bayağı bir para birikmiş. İlk etapta Draktar tamamlayacağım. Draktar geldikten sonra üzerine bir yoğumu alacağım. Mobilitemi arttıracağım. İşimi kolaylaştıracak o da. Morde bence baskın yiyecek. Ben de Morde'ye yakın kalayım. Geldiler bile. İyi tamam, sıkıntı yok. Hareketlenmesini bekliyorum. Vision aldı orada. Şuraya gireceğim yine. Ultim de var. Bir kere daha Camel keseriz bence biz. Camel beni görüyor mu? Güzel sıçrasını attı. Süper abi. Ben de şu arkadaşı keseyim o arada. Top'tan da kule çıkartacağız. Bizim bot lane'in buraya yakın olması çok güzel oldu. Bu niye burada gözüküyor? Buralar falan temizlenmiş. Baskın atarken buzul olun. Ardından savaşırken sağdan bir dağ alın. Rakibe daha fazla hasar bırakın. Kayn bu arada buralarda takılıyor. Keseriz bence buraya gelirseniz. Tarayıcıyı bastı çıktı. Benim artık base atma vaktim geldi ya. Bu ne? Sabahtır dolaşıyoruz bu parayla. 4200 gold'la. Ama o kadar rahat böyle orman dönüyor ki hiç şey atasım gelmiyor. Base atasım gelmiyor. Draktar, çarp eşyası, çizme. Çizmeyi ninja tabi. Üzerine bir tane pink ward, mis gibi. Ama bu sefer buzulda gidiyoruz. Rush'un 14 skor katkısı var. Bizim 8 skor katkımız var. Sadece bot lane'de durarak bile bayağı iyi skor katkısında bulundular ya. Koridorların kazanmaları bile benim için yeterli oldu. Kazanamasalardı birazcık darlanırdık. Şimdi bu adam zırha dağlanmaya başlamış. Birazdan benim mavim de geliyor. Bot lane'e yaklaşacağım ben de. Bak Kayn'ı da gördük burada. Ben de geldim. Kayn yok oldu. Kayn cidden yok oldu. Geldim abi. Öldü o. Süpersiniz. Helalsin bu işim. Oradan çıkabileceğin mi? Geliyorum ben de sana doğru. Bunu da keseriz bu arada eğer burayı puşlarsa bizimkiler. Süper. Tower'ı da alalım. Vurun abi.
Ardından da ben direğe 2 koşarım. Voltajlarımız olsun en azından. Bizimkiler zaten botu puşlayacaklar. Belki inhibitör çıkartırlar oradan. Çıkarsalar da çıkartmasalar da hiç dert değil. Alacağımızı fazlasıyla aldık biz. Of, elektrik süpürge de bitmedi ya. Maşallah, ne vision'ınız varmış gençler. Dağ alayım dedim, buz geldi yine. Yani su geldi, buz ne? Sen de gel. Ardından muavime koşacağım. Ninja tabimi tamamladım. Nami ne yapmış? Nami Ninja tabii tamamlamış. Herkes de Allah'tan Merkür var. Bu benim için sevindirici haber. Çünkü Ninja tabii alsalar benim hasarım düşecek. Lucian'ın hasarı düşecek. Bu arada kolay da jungle dönüyor. Ben nasıl yaptım rotasyonu? Kırmızıdan başladım. Kuşları aldım. Ardından mavime geçtim. O sırada hiç çarpımı kullanmadım. Siz de aynı şekilde rotasyon yaparsanız ormanı dönebilirsiniz. Ama dediğim gibi yapın. Hani mavinizi ve kırmızınızı mutlaka alın. Yoksa daha çok sıkıntı yaşarsınız. Mordeyi kesmiş adamlar. Tamam. Benim için base vakti. Ninja tabii peşinden yoğun başlangıcı. Gel bana. Adamlar da sür verdiler. Güzel bir oyun oldu. Arkadaşlar Jungle'da Qiyana'da bu şekildeydi. Çok keyifli bir karakter. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana iletebilirsiniz. Tekrardan da izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.